Türk şiir edebiyat ve yazar dünyasının usta kalemlerinden biri olan sanatçı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç, hayatını sürdürdüğü İstanbul'da vefat etti. 88 yaşında aramızdan ayrılan Karakoç, Türk edebiyatının öncü yazarlarındandı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmeti Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebi miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şad eylesin. Açıklamasında bulundu. Usta sanatçı Sezai Karakoç kimdir? Şair ve yazar olarak tanımlanan Sezai Karakoç 22 Ocak 1933 yılında Ergani ilçesi Diyarbakır doğumludur. Babası Yasin Bey olup 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir oldu. Babası orta halli bir tüccardı. Dedesinin adı Hüseyin Bey de Plevne Savaşı'na katıldı. Sezai Karakoç'un çocukluğu Ergani ve Maden'de geçti. Sezai Karakoç İlkokulu 1938 yılında Ergani'de başladı. Sezai Karakoç 1944 yılında Maraş Ortaokulu'na parasız olarak kaydedildi. 1947 yılında ise Gaziantep'te yine parasız olarak yatılı bir okulda öğrenimine başladı. Sezai Karakoç 1950 yılında Gaziantep'te liseden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde parasız yatılı kısmı bulunan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 1950 yılında sınavla girdi. Bu okulun bölümü olan maliyeden 1955 yılında bir yıl arayla mezun oldu. Sezai Karakoç eğitim yılı boyunca yani ilkokul, ortaokul, lise yıllarında okulun en dikkat çekici öğrencisi oldu. İlkokul yıllarında Battal Gazi kitaplarını Ahmediye Muhammediye okuyarak dinleyerek kendini geliştirdi. Ortaokul yılına geçtiğinde Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret gibi yazarlar okuyarak kendini daha çok geliştirme yoluna adadı. Ve daha çok Batı klasiklerine yöneldi. Üniversite yıllarına başladığında ise Doğu ve Batı klasiklerinin çoğunu bitirdi. Sezai Karakoç, Siyasal Bilgiler Fakültesi sınavlarına girdi ve sonuçları beklemek için İstanbul'a Necip Fazıl Kısaküre'nin yanına tanışmaya gitti. Sezai Karakoç ortaokulu zamanlarında ve lise yıllarında tutkulu bir Büyük Doğu kurucusu oldu. 1950 yıllarında bizzat tanıştığı Necip Fazıl Kısakürek'ten bir daha ömür boyunca ayrılmadı. Necip Fazıl Kısakürek'in birçok konuda yardımcı olarak onun talebesi haline geldi. Sezai Karakoç Necip Fazıl Kısakürek'in senetlerine kefil olacak kadar onunla yakınlık kurdu. TBF'den sonra 30 Kasım 1955 senesinde Maliye Bakanlığı'nda Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde çalışmaya hak kazandı. Burada çalışarak girdiği Maliye Müfettişliği sınavını kazandı. Sezai Karakoç, 11 Ocak 1956 yılında Maliye Müfettişi Yardımcısı olmayı hak kazandı ve 3 Şubat 1959 yılında İstanbul'a gelerek kontrolörü olarak atandı. Sezai Karakoç görevi gereği birçok yeri görüp tanıma imkanı buldu. Usta sanatçı binlerce eser, şiir, çeviri, deneme, düşünce, incele, yazı, rol, hikaye, röportaj, günlük yazılar, belgesel eserleri mevcuttu. Bunların arasında Leyla ile Mecnun, Zamana Adanmış Sözler gibi birçok eseri vardır. Usta sanatçımız Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.